Sevgili seyircilerimiz, bir seyyar kürsü programında daha sizlerle beraberiz. Bizim programımız her gün yayınlanıyor. Bazen bana işte saçımla, bıyıklarımla ilgili sorular soruyorlar. Valla saçımın ve bıyığımın bir imajı yok. Bildiğiniz üzere veya birçok arkadaş bildiği gibi ben sinema ve dizide oynadığım için hani oyun gereği ona mahsuben bazen hani rejinin isteğine göre saçımızı ve bıyığımızı uzatmamız gerekiyor. Gerekiyor. Evet. Yanımızda güzel bir arkadaşım var. Bunun da bıyıkları konuşuyor yani. Seni tanıyalım abi. Teşekkürler. Ben Salahattin Çoban. Evet. Adanalıyım. Aslım Urfalı, doğma bir mamadan adır. Arap mısın, Kürt müsün de sen? Ben Türk'üm. Urfa'nın? Türk'ü. Türk'ü. Halfeti köyündenim. Evet. Halfeti. Abi diyecektim, sen de Arapsan, buradaki Arap buradaki. Yok, şimdi o Arap'la bu Araplar denişir. He. Buradaki Araplar lan. Tabii. Buradaki Araplar lan, buradaki Araplar denişir. Neyi değişir abi? Arap Araptır yani. Yok. Suriye'de de var Arap. Arabistan'da da var Arap. Ha, dil aynı olabilir. Yine farklı vardır. Kürt mesela diyorlar. Kürt'te de farkı vardır. Türklerin de farkı vardır. Doğru mu? Evet. Seni tanıyalım önce. Adım Selçuk. Selçuk abi, ne iş yapıyorsun abi? Galericiyim. Arabalısın. Evet. Yeni mi? Efendim? İkinci el mi? Sıfır mı? İkinci sıfır, ikinci el fark etmiyor. Hepsini alıyorsunuz. Evet. Nasıl abi bu aralar, işler nasıl? Normal burada abi. Burada indirim falan size yaradı mı? Hayır. Niye abi? Yok abi ya. Dolarlar yükseldi, arabalar alıp satamıyoruz bile. Millet gücü yetmiyor ya abi. Yani bu genç yaşta bir galerici değil mi? Aynen mesela abi. En ucuz arabayı sormayın da en pahalı ne kadar sizdeki fiyatlar? En pahalı şu an 240 milyar. 240 lira. Bendeki 240 milyar. Evet. O da X6. Yani markasını söylemeyeyim. O da ucuz. Yani ucuz değerli. Aynen. Modelini söylemedik ama tabii pahalı arabalar gün geçtikçe daha çok hemen değerini kaybediyor. Yani yıl düştü. Aynen. Bir de kilometre farkı var abim. Kilometre. Ondan sonra kaza. Bir de onlardan. Aynen. Etken yapıyor. Aynen o abicim. Eksperler falan var, eksperler. Aynen. Bazı eksperler. Bunu edebilir mi? Abicim. Gel götürdük arabayı. Ekspere göstereceksin. Esper yanılabilir mi? Her ekspere götürmeyeceksin abi. Ha, bir de o var. Özel eksper ne olacak? Ya da mesela araba eksper kendi markasına götüreceksin. Aynen abicim. Arabayı kendi markasının sanayi şeyine götüreceksin, firmasına. O kendisi bakacak, öyle cevap verecek. Yoksa yanılırız. Aynen abi. Var böyle bir hikaye? Enteresan bir başıma olay. Geldi abi, gelmedi geldi değil. Abi, gel şuraya, dükkanımıza bir araba geldi. Heh. Arabanın o zamanlarda ilk açmıştık. Yani bu sene açtık daha doğrusu. Ocak aylarında bir araba geldi. Arabaya götürdük, ekspere gösterdik. Sadece sağ kapı boyalı olarak göründü. Aldık. Satacağımız adam da gitti. Başka bir ekspere götürdü. Araba komple boyalı çıktı abi. Yapma be. Belki o bir kapı boyanmamıştır. Değil mi? Ön kaputu sadece boyalı değildi ama abi. Şimdi ben biliyorum, o kaportacı ustaları falan var. Esnafın pazar yerleri kurulur diye otopazarı. Aynen abi. Gidiyor. Adam böyle uzaktan bakıyor. Bu araba anlıyor. Şurada boya var, burada boya. Nasıl bir dalga abi. Ya? Adam güneş sayesinde dalgasını görüyor yani. Dalgadan anlıyor. Şey var mı? Bir de böyle cihaz falan arabaya. Var abi. Şöyle diyor, bir şey şöyle diyor. Şöyle bir cihazımız var abi. Evet. Tuşa basıyoruz. 101 olacak. 101'in altı veya üstü olduğu zaman boya mı var? Ya boya var ya da göçük var. Onu görüyor. Görüyor. Ama o cihazdan da sizde var. Aynen. Bundan sonra şaşırmayın. Herkes de var abi. Galericiler. Arabadan zarar ettik o zaman. Aynen. Ocak ayında gelen arabadan rahat 7 milyar zarar ettik abi biz. O bir arabadan kazanırsın. Aynen abi. Ulan ben emekçiyim. Emekçisin. Evet. Adın nedir abi? Benim adım Nizamettin. Nizamettin? Yiğit. Nizamettin ve Yiğit. Evet. O da güzel. Çok güzel. Emekçiyim derken yani işçisin. Çalışıyor İşim. Çalışıyorum. Reşber misin? Evet, reşberiz. Nerede? Ne iş? İnşaatçılarda. İnşaat işleri evet. İnşaat sonra bakayım müteahhit olur. Bakarlarsa iyi olur da bakmazlar. Kaç yıldır çalışıyorsun? İnşaatın neresini yapıyorsun abi? İnşaatın duvar işini yapıyoruz, sıva yapıyoruz, kalıp yapıyoruz, yapıyoruz da yapıyoruz. Sen artık tam müteahhit olmuşsun. Müteahhit paramız yok ki. Para mı bırakalım? Yani şimdi diyor ki ya demirci olursun ya kalıpçı olursun. Sen hepsini yapıyorsun. Yok yapıyoruz. Anahtar işte. Teslim. Heh işte. Kaç yıldır çalışıyorsun? Sene 86'da beri bu işte yapıyorum. Hocam zaten fazla üstüne gitmiyor. Biz burada soğuturuz. Sene 86'da beri çalışıyorum. Memleketten en insanı. Diyarbakır. Diyarbakır'dan. Evet. Kaç yıl oldu Adana'ya gelen? Sene 86'da beri Adana'ya geldim. Buraya geldin, evet. Değil mi? Yaşında gerçi fazla yok da sanki de o zaman 10 yaşında falan mı geldin? 16-17 yaşlarından geldim. Yani. Hep inşaattasın. Hep inşaatta çok şükür. Var mı böyle bir hatıran, anın falan?
Ya. Şimdi her insanın bir hatırası vardı. Evet. Senin geldiğin senelerde Adana'da 10 tane müteahhit vardı. Evet. Şimdi 1000 taneye geçti. O 10 tane 1000 tane değiştirmem ben. O zaman. Tabii canım. Değil mi? Yani. Emekçinin hakkı vardı. Şimdiki emekçi hakkı verilmiyor. Yapma be. Emekçinin hakkını da kısıyor tabii canım. Yani diyor ki o zaman aldığın para daha mı bereketli? Muhakkak daha bereketliydi. O zaman alıyordun, bir torba un alıyordun, bir tüp alıyordun, artık cebinde harçlık alıyordun. Şimdi bir gün çalışsa bir tüp alamıyorsun. Vay be. Aradaki bak, farka nereden bak. Nereden hesap yapıyorsun sen ya? Ya işte budur yani. Hani rahmetli Erbakan'ın eşel mobil sistemi gibi. Hani hemen tüpe bağlıyorsun, ya, una bağlıyorsun. Ya odur abi. İşin gerçeği de odur. Rakamlar çoğalmış. Rakam çoğalmış. 6-0'ı sildik. 6-0'ı sildik. Geri geldin 3-0. Geri geldin. O 6-0 olmuş 12-0. Vay be. He. O 6-0. Nizamettin abi. Hani diyor ya fazla bilenden de çok konuşulmuyor. Yani. Var bir hatıran var mı böyle? Her insan bir hatırası vardır. Hayalin var mıydı hayalin? Yani ben gideyim Adana'ya şunu olayım. Hayalsiz insan olur mu abi? İnşaatçı olmayı düşündün mü? Yoksa sana hayat mı inşaatçı yaptı? Hayat. İnşaatçı olmak düşünmüyordum. Senin hayalin neydi? Benim hayalim de bir devlet kapısında bir memur olarak, bir görevli olarak çalışmaktı. Okul? Okul orta terk. İmkansızlardan dolayı okuyamadık. Geldik. Ama imkan olsaydı okurdun. Muhakkak okumak belki da güzel. Belki üniversiteyi bitirirdin. Yani. Bakardın hakim savcı olurdun. Şimdiki hakim savcı değil, önceki hakim savcılar. Şimdiki hakim savcılar değil abi. Öyle. Şimdi de güzel değerli hakimler, savcılar var. Var da ama... Ama şimdi her kurumun, hani diyor ya, her elmanın kurdu kendi için. Yani var. Her kurumda. Yani muhakkak her ağaçta bir kurt vardır yani. Her ağacı çürüten bir kurt vardır ya da ama... Onlar istisnadır, onlar istisnadır. Genele ya örnek aynı, olmaz. Aynen. Var mı inşaatta bir hatıran, var mı inşaatta? İnşaatın yani her güzel dakika, bir günün, kötü bir her günün... Her dakikası güzel hatırası vardır. Yani dostlarla oturuyorsun, bir zeytin, bir domates yiyorsa en büyük hatıra odur abi. Öğlenleri. Yani. Birlikte oturuyorsun arkadaşlarımla, dostlarımla. Şimdi mesela çoğu arkadaş bilmez hani böyle... Evet. Karpuz peynir. Karpuz peynir, üzüm zeytin, peynir. Üzüm peynir. Budur hala yani. Yiyor musunuz? Hala da yiyoruz zaten. İçinin kavurması odur yani. Kaymağı odur yani. Yok ben yedim. Ben çocukken mesela ben 10-12 yaşında inşaatta çıraktım. Evet. Öğlen oradan karşıdan bir tane sıcak pide alırdık. Aynen. Yani yarım tane. Çıtır çıtır. İşte bir salkım üzüm, bir dilim de peynir olursa iki tane de kebap. Kebap. Budur yani. Ayağımıza da her gün 5-6 tane çivi batardı. Of demezdik. Diyemedi dün ki. Şimdi zevkle çalışıyorum. Batıyor mu hala çivi abi? Batıyor da bütün canımız yanıyor. Yanında geçti mi canımız yanıyor şimdi. O zaman ki batıyor da yine yanmıyordu. Şimdi, heves vardı. Çalışma yani hevesi sen vardı. Sen ilk işe başladığın yıllar en büyük bina 10 katlıydı. 10 katlı. Şimdi 20 katlı. Şimdi 20 kat oldu. O zamanki çalışmazlar, o zamanki hayat şartlar daha güzeldi. Şimdi insanlar çalışıyor akşama kadar. Emek veriyor. Nizamettin Bey kaç çocuk var? 6 çocuk var. Maşallah. Okuttun mu? Okuttum. Elimde geldi arkada okuttum. Memur oldu mu? Yok memur olmadı. Üniversiteyi bitirdi. Şu anda yanımda evde oturuyor. Ya, üniversiteyi de bitirdi, bitirdi maşallah. Bitirdi şu anda da yanımda evde oturuyor. Yani üniversite 4 yıllık üniversite bitirdi şu anda evde yanımda oturuyor. Ne iş yapacak? Bilemeyeceğiz yani mi? Yani inşaata götürür müsün? Yok kız çocuğu. Kız çocuğu inşaata götürür müyüm? Erkek dosta kıyamam. Erkek bir tane de elimde. Erkek dosta kıyamam diyor. Yani... Erkeğin ünü açık ama kız çocukların ünü biraz kalkıyor. Ya şimdi bak Nizamettin abi laf lafa işte. Evet. Şimdi sen diyorsun ki kız çocuğudur. Evet. Bir tane oğlum var zannediyorum zaman adım kadarıyla. Evet. Hani derler ya doğrularda kız oldu muydu yaşadı. Devamlı başlık alırsın. Köşeyi dönersin. Yok. Öyle bir şey olmaz. Almayacaksın başlık. Yok. Sen verdin mi başlık? Efendim? Sen başlık ben başlık vermedim. Almam da. Ha, iyi. Ben şu anda bir tane kızımı vermişim. Başlık parası almak bize yakışmıyor. Başlık nedir ki ya? Başlık olmaz. Bu eskiden de eski beylerden değil. Şimdi bir yok olmadığı için. Evet. Şu anda insanların ufku açık. Eskiden insanların gözü kapalıydı. Evet. Ama şu anda insanların gözü açık ama imkan yok. İç imkanı yok. Hayat şartları zor. Ben teşekkür ederim her şey için. Allah işimizi razı getirsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ayağınıza sağ ol. Seni tanıyalım arkadaşım. Benim adım Tuncay Işık. Tuncay abi ne iş yapıyorsun abi? Ben emekli oldum. Emekliyim. Kaynakçıydım. Kurtuldun. Kurtuldum. Yaşadın. Çok şükür. Ne zaman emekli oldun? 6-7 ay önce. Evet. Nasıl? İyi çok şükür. Şimdi emekli oldum diyorsun ya o bayram iklamesini aldın mı? Aldım. Yarın bir gün gider verecekler. Allah izin verirse inşallah. Değil mi? Şimdi Allah artık yazın son ayına girdik. Değil mi? Evet. Yani yaz da bitiyor. Yaz da bitiyor. Cehennem evet, bitti. Evet, evet. Ama yine emekli olmayla çalışmış bitmiş demek değildir. Yine çalışıyoruz. Yine çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Şoförlük yapıyorum. İyi.
yedi? Ufak tefek. İnşallah. Şey mi var? Çocuklar mı var evde? Çocuklar var. Kaç tane abi? Üç tane elini öper. Birini Boş evlendirdik. İkisi kaldı. Dede oldun mu? Dede de oldum. Maşallah. O da güzel. Evet. Allah'a emanet. Memleket nere? Memleket Adana Karistanlı. Murtçusun. Murtçuyum. Kabalakçı dersin. Yok. Şahin'le Kanin'le Murtçuyum abi. Tamam. O da güzel. Allah'ın izniyle. Şey mi? Şahin Bey. Tuncay. Tuncay Bey. Hedeflerine ulaşabildin mi? Mesela zaten çocukken hedeflerin vardı, hayallerin vardı. Onlar gerçekleşti mi? Allah'ın izni ne oldu ya? Çok şükür. Yani aza kanaat etmek lazım. Aza kanaat etmenin çok bir şey de istemedim Cenab-ı Allah'tan. Önce sağlık. Ondan sonra düzgün bir geçim. Düzgün bir çocuklarım olsun yani terbiye. Yeter dedim. Onlar Allah, da oldu. Allah da oldu. Çok şükür. Dede de olduk. Kaynakçıyım dedin değil Kaynakçıyım mi? Evet. Neyi kaynağını yaptın abi? Şimdi ben argon kaynağı var, elektro kaynak var, elektrot oksijen kaynağı var. Var, elektro kaynağı var, gazaltı kaynağı var, oksijen Allah kaynağı var. Evet. Onlarla, efendim? Hangi kaynak? Elektrik kaynağı, elektrik, gazaltı kaynağı, oksijen kaynağı. Şimdi hani eskiden kaynak makineleri vardı, dev gibi, evet, ağır, evet, amperini oynatan. Evet, şu an evet, küçülmüş. Küçülmüş, onlar da küçüldü. Şimdi onlar da dijital olmuş. Şeyine göre değişiyor, çelik kaynağı var. Yani küçük amperli kaynaklar onun canı yermiyor. Yine o büyük kaynaklarla yapıyor. Yine büyükler. Yine büyüklerden o 350 amperlik neyim amperler var. 400 amperlik. Onlarla yaparsan çelik kaynağın daha iyi olur. Çelik kaynak, demir kaynak, krom kaynak var. Evet, 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 evet. Onlardan yani amper yüksek olacak ki çelik kaynağını eritmesi kolay olsun diye. Mesela en ustalık gerektiren kaynaklar ne kaynağı abi? Ustalık gerektiren kaynaklar su altı kaynağı var. Suyun altında mı? Evet. Yaptın mı hiç? Yok. Bir de argon kaynakları var. O özel aralar. Argon kaynakları. Argon? Argon genelde doğal gazcılarda var. Zannedersem bir tabii doğal gazcılar olabilir. Bir Sasa'da vardı. Bir uçağın kanadını kaynatacaklarmış. Onun için şu anda her yerde var. Şu an her yerde her var. Her yerde var. Öyle bir hatıra anlatabiliyor musun? Bir evet, uçak kanadı dedi, arızalandı, kaynattıracağız. Biz Sasa'da vardı kaynak makinesi. İşte eskiden öyle değil. Eskiden. Pek az, nadir vardı. Ona göre belli yerin esnafları da ona göre değerliydi. Şimdi kaynak, her şey şeye düştü yani. Evet. Şimdi kaynak deyince kaynakçıların en büyük sıkıntısı gözden. Gözden. Bak gözlerime göre kadar görüyor musun? Hani niye kaynağa devam etmedin? Şoförlüğe geçtin. Şimdi biraz ben rahat mıydın? Emekli yaptıktan sonra rahat etmek için biraz bıraktım. Bir de hakkını alamıyorsun kaynakçılıkta da. Nasıl diyeyim? Millet hep kendine yontuyor. Hakkın neydi? Hakkı, ne aldın? Ne aldım? Ben yani normal hakkım bir kaynakçının hakkı 2-2,5 iken 1,5'a çalışırsan gel çalış diyor. Adam çalışıyorsun. Çalışıyorsun. Bu sefer değil, hak et iş alamadık. Yok şunu alamadık, yok bunu alamadık. Bu seferde maaşın 2-3 ay sarkıyor. Bir de ondan var. Bir de onlar var. Ben şimdi mesela İstanbul'da Suriyeli arkadaşlar geldi, yarı fiyatına çalışıyor. Evet. Onlar da piyasayı düşürdü. Aynen, bir de öyle bir durum da var. Şimdi ticarette en büyük konu arz talep. Arz talep de olur. Biri geldi 5 liraya çalışsa ben sana 10 liraya niye çalıştım? Yani genelde dışarılara gittim. Dışarılarda biraz. Yurt dışına gittim. Yurt içine gittim. Türkmenistan tarafına gittim. Rusya'ya gittim. Uzak doğu. Onlara rafiner hattına gittik. Şeyde Rusya'da yangın siblet hattına gittik. Kış olimpiyatların olduğu bölüme. O zaman oradaydım ben. Geldi hep kaynakçı maynakçıdırken dünyayı da gezdik. Geziyoruz. O yönü de var, güzel yönler de var. Peki orada böyle gördüğün enteresan olaylar mesela Kazakistan'da, Rusya'da falan. Ya şimdi bizim Türkmenistan'a gittim de bizim buradan 80 sene geride diye bir durum var. Ciddi mi? Biz oraya vardığımız gördüm ben. Şöyle kolçaklı arabalar var daha orada. Kolman çeviren arabalar var daha orada. Eskiden marş motoru yoktu. Şarj dinamosu yoktu. Kolman. Şimdi orada yine devam ben ediyor. Ben çocukken vardı mesela bizim komşunun traktörü vardı. Ben gittim işte hayra kaldım yani bu devirde, bu zamanda dedim. Daha kolçaklı arabalar duruyorsa dedim. O zaman şimdi demir perde ülkesi ya. Hani komünist bir rejimle, kapalı bir rejimle rejimdeydiler. O belki ondan olabilir. Şu an gitsen orada Rus rejim nelerdi? Sömürgesi altında. Limuzinler var şu an. Değil mi? Evet. Genelde orada yine Dubai'den geliyor arabalar. Oraya 2500-3000 motorlu arabalar geliyor. Orada onlar da benzin dayanmaz. Orada da benzin ucuz. Sudan ucuz. Cidden diyorum. Adamlar vatandaşlarına yaksınlar diye 20'şer litrelik kuponla 300 litrelik mazotlar veriyorlar. Bedava. Elektrik bedava, su bedava, doğalgaz bedava,
Sen yiyeceksin, mazot içeceksin. Mazot da bedava. Hepsi bedava. Yani belli bir kesime. İş yeri açacağım desen de iş yeri de bedava. Şimdi orayı o kadarını bilmiyorum. Detayına İzledim girmedim. Kampa girdim. Yani kamptan fabrikayı veriyorlar, sermaye de veriyorlar. Elektrik, su, doğalgaz bedava. Buyur kullan. Gel çalıştır. Evet. Evet. Öyle bir durumları var. Evet. Çünkü ben girdim ne vergisi var, ne aldısı var, ne çaldısı var orada. Her şey senin yiyeceğin, içeceğin, bir de yatacağın yer ben önemli orada. Ben burada bir kalsam ya. Ya şimdi dedik de oranın yine yine şeyi bülbülü altın kafese koymuşlar. İlla da vatanım, illa da vatanım demiş ya. Bizim gidiyoruz. Biz memleketimizden başka bir yerde şey yapamaz abi. Neyse o kadar memleket yazdı. İnsanlık en çok nerede var? İnsanlık en çok abicim yurt dışında da var da mesela diyelim yurt dışında adamlar ilgi alaka gösteriyorlar sana. Yani çamaşırını kendileri alıyor, yıkıyor, leşlerini yıkıyor. Yatağın yorganını yıkıp sana tertemiz olarak veriyorlar. Yani o kamplar öyle. Orada bir ben öyle bir şey gördüm yani insanlık. Evet. Ama bazı şey İstanbul'da da durdum bayağı. İnsanlıkta beş para etmez. İstanbul? Adam, bizim İstanbul. Çünkü nasıl ben birkaç defa adres sordum. Adam adres söylemeye eriniyor. Ya kardeşim senden mi uğraşım diyor. Burası Berlin. Ben bilmiyorum diyor. Ben anlamam diyor. Şey gidiyor. Ya korkuyor adam şimdi birine bir şey sorarım ben şahit yazarlar falan diye hani. Ya öyle değil de yani ben yolda kalmışım yeri arıyorum yani gideceğim yeri soruyorum ben bilmiyorum diyor. Ya o otobüsçüye soruyorum otobüsçü diyor arkadakına sor diyor. Evet seni tanıyalım. İsmim İbrahim. Zaim. İbrahim. İbrahim. Ya İbrahim Zaim nereden çıktı İbrahim? Dün denizdeydim. Evet. Kulaklarıma su girdi abi. Evet. Biraz böyle. Ama hoş da olur yani hani o kulağı duymayan arkadaşları biraz hatırlamak istiyorum. Tabii rahatsız oluyor. Ne yapıyoruz İbrahim Bey? Çalışıyoruz abi. Telefon işi yapıyoruz. 25 abi. 25 ama evet. Hiç göstermiyor. Yani ne oldu daha 50 yaşında görünmüyor. Yaşlandık artık. 25 yaşındayız da 50 yaşında olduk. Yaşlandık artık. Telefon işi yapmıyor. Teknolojik bir şey. Tek bir telefon alıp ikinci el alım satım. İkinci el. Müşterilerle alveriş. İmdatsa diyalog içindeyiz. İkinci elde telefonun neyine dikkat edelim? Tabii her şeyini, açılışındaki bütün ekranına, dokunmatiğine, her şeyini kontrol etmeniz lazım. Alırken bakmanız lazım, hattınızı takmanız lazım. Başka arkadaşlar yurt dışından telefon getirdik, açılır. Onlar yurt dışı, onlar pasaport kaydı yapman gerekiyor onlara. Yaparsak açılır mı? Tabii yaparsan açılır ama 250 lira da paran gider tabii ki. 250 lira? Tabii. Değil mi? Tabii. Şimdi en pahalı telefon kaç para abi? En pahalı 8'ler şu an, onlar da 6000 lira. X'de var 7000 lira. 7000 lira? Tabii. Şu kadarcık telefon ya. Öyle abi. Yani koskoca plazmadan... Abi vergi, devlet sağ olsun vergi. Ondan mı? Tabii vergi olmazsa, çok. Olmazsa zaten normal 2000 lira 3000 lira telefon diyarım. Yurt dışından geliyor, Çin'den geliyor bütün elektronikler zaten. Yani bizim o harki Avrupa markaları bile hep Çin. Çin abi zaten. Bütün cihazları, bütün elektronikler, plazma TV, tabletler, bütün telefon elektronikler hep Çin'de üretilir. Abi bizim burada Türkiye'de üretilen yok mu? Üretilir acından ölüyor. Adama, var ama satılmıyor. Var ama üretemiyorlar, üretmiyorlar. Çin malı üretiyorlar hep. Evet. Televizyonda satılan bu Çin malları var ya. Sen bütün telefon ben de ikinci el bu. Çin malı dersen televizyonda satılan da Çin malı orada 100. Tam onlar S6 misal. Orijinal S6 1.5 milyon. Onlar orada S6'yı 190 milyona satıyorlar. Nasıl satıyorlar? Doğru mu? Yok yalan. Dubai kaçak cihazları satıyorlar. Faturasız. O şey. Tabii. Şimdi faturasız bir televizyonda reklamı var. Bangır bangır bağırıyor. Ama avanta. Var böyle bir telefon getirdiler, aldılar, sıkıntı yaşadığın anda. Var aslında, bir tane kadın varsa zaten yukarıda kafamı yiyor. Ne diyor? Başımın etini yiyor. Telefonun camını kırmıştı, bu telefonun camını ben aldığımda kırıktı diyor. Gel de işin içinden çık. Bir de kadına caz kır deli. Gel bir de uğraş. Satması bir dert, ver alması şimdi bir dert. De telefonda en büyük sıkıntı herhalde o çalıntı telefonda. Ya zaten kimlik fotokopisi cihaz almıyoruz. Bu kardeşimiz de misal yani bu da işte şeyinde. Kimlik fotokopisi. Tabii kimlik fotokopisi almadan cihaz almıyoruz. O zaman şey olmaz mı? Çalıntı olmaz mı? Abi fotokopi varsa zaten niye çalıntı olsun? Değil mi? Çalıntı varsa zaten ilk başta e-maili sorguluyorum, kontrol ediyorum. Evet. Çalıntı olmadığını zaten anladığımız için de alıyoruz. Evet. Konu mevzuyu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet. Aynen o yani. İbrahim sana başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. Burada abimiz var. Tabii. Gel abim. Gel kardeşim. Abi. Merhabalar. Kolay evet, gelsin. Seni tanıyalım. Adım Turgut Kızılda. Turgut Bey ne iş yapıyoruz abi? Toplu taşıma. Toplu yani şu mevcut dediğimiz, evet toplu taşıma. Hal yok yeşil dolmuşum var. Ufak dolmuş. Evet dolmuş. Hangi hat? Yeşil evler. Güzel. Yeşil evler Adana'nın en eski dolmuş. Yerleşim yerlerine tabii Adana'nın eski zenginlerin bulunduğu bir mühit. Evet. Sonra değişti o Kürsel Paşa, İsmet Paşa, Engel Cami. Şimdi kentsel dönüşüme kaç girdi. Kaç tane hat oldu abi yeşil evler?
74 aracımız var, 5 hattımız var. 5 hat. Yani mahalle mahalle çalıştığımız için hepsi birbirinden bağlı. Yeşil evlerin içerisini kullanıyorsun. Engel camiye dönüyorsun bir sokak. İsmet Paşa bir sokak. En uzun hattımız Gürsel Paşa. Şimdi o hani kent kat hikayesi vardı. Evet. Herhalde bir yılı geçti. Hatta ikinci yıla girdi. Ya şimdi kent kat olacak. Paralar kalkacak dediler. Birkaç defa da süreyi uzattılar. Herhalde yarın son gün. Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Konu çok iyi, çok güzel. Bu konu sıkıntılı. Yani Adana'da, Türkiye'de olmayan bir şey. Ankara'ya gidelim. Ankara'da kent kart yok. Toplu taşımada dolmuş da yok. Orada ego var. Yok. Dolmuşlar da yok. Ha, anladım. Şimdi bizim anlaşmamız benim bildiğim kadarıyla yani sözleşmeyi okuduk. Bize dendi ki kent kart takma mecbur. Yani herkes kent kart takacak. İsteyen yolcu parasını verecek. İsteyen kent kart kullanacak diye. O konudaydık. Şimdi biz belediyeye bundan önce güzergah parası ödüyorduk. Şimdi bu güzergah parası kalkınca mahkemeye verdi toplu taşıma. Hüseyin Başkan'ın şansına geldi. Bu Zihni Bey'in dönemindeydi. Belediye bizlere 4'er yıllık, 5'er yıllık geriye dönük ödeme yaptı. Tabii ödediğimiz yani şu yolu eskitme parası olarak bizden yılda 2300 lira para alıyordu. Dolmuşbaşı. Tabii Dolmuşbaşı. Sadece yeşil evlerde. Bu Barkal'da bizleri de sınıf sınıf ayırmıştı. Yani gelirine göre. Gelirine veya mesafeye, mesafeye göre zaten. Barkal bildiğim kadarıyla 3 küsür ödüyordu kiremithane falan. Yani Adana'daki tüm 15 kooperatif belediye yol kadar para ödüyor. Aynen öyle. Yol eskitme parası. Yolu eskitiyoruz yalnız yoldan sen faydalanamıyoruz. Aynen öyle. Şimdi burada döndü bildiğim kadarıyla bugün itibariyle 50'ye yakın vatandaş idare mahkemesine bu kararın yürütmesini durdurmak için iptal için dava açtı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde benim param var. Ben dolmuşa. Özel bir hat. Kamunun değil ki bu. Devletin de değil. Zarar olsun ya da şey olsun. Sen bana demişsin ki ben kart basmak istiyorum. Karta basar vatandaş. Açmazsam suç. Ama param var. Yani kartım yok. Şimdi Adana İndireceksin mi aşağı? İndiremem. Adana şartlarına bakalım vatandaş. Vatandaş geliyor diyor ki abi diyor 1500 liram var. Yani 1,5 liram var. Bereket versin diyorum. Ne yapayım şimdi? 2,5 mu normalde? 2,5. Sen 1 lira eksik alıyorsun. Yani eksik alıyorum ya. Yolda gidiyor vatandaş. Abi az ileride ineceğim diyor. Hiç almıyorsun. Hiç almadığım yer oluyor. Bunu nasıl önüne geçeceğiz? Veyahut da dolmuşa kaçak binenler var. Hiç vermeyenler. Şimdi hocam tamam. Ben arabamı şoföre veriyorum. Şoför diyor ki akşam iş yapamadım. Tamam kent kart olsun. Akşam da ben onun şeyini vereyim. Belki kazanç olarak bana artacak ama Adana şartlarında bu olmaz. Nedenini söyleyeyim hocam. Şimdi bize günlük diyor kart verdiler bugün. Herkes dolduracak. Öğrenci geldi. Öğrenci basamıyorsun. 3 lira. Olur mu? Saniye. Size kart verdiler. Bugün ek kart verdiler. Yani kartsız binenlerden parasını alıp kart mı basacak? Aynen öyle. Yani belediye kaçırmam. Belediye kaçırmam diyor. O kendi hesabı var ya %3 para kesiyor. Oradan para kesecek. Aynen öyle. %6'lık bir kesimi var belediyenin. Belediye onun derdine düşmüş. Yani ben şimdi geleceğim yine para vereceğim dolmuşa. Bana vereceksin ben kart basacağım. 3 lira. Ne oldu? Şimdi ben vatandaştan 3 lira alabilir miyim? Dolmuş 2,5 lira. Kart, bana verilen kartı bastım an 3 lira. Sen de parayı alacaksın basmış. Vatandaşla beraber kötü olacağız. Ya beni oraya itecek. Denetleme koymuş. Yarın diyor ayın birinde denetime çıkacağım. Cezası var. Aşağı tükürsen sakal. Yukarı tükürsen bıyık. Bir şey var şimdi araçlarda kamera var. O oturur. Oturur belediyede seni görür. Yani şimdi... Yani Allah yardımcımız olsun. Taşımacılık Adana'da bitti. Yani esnaflık bitti. Cemal Gürsel'de gidin bakın bir tane esnaf var mı? Toplu taşımanın gitmediği yerde vatandaş ekmek kazanmaz. İnsan işinden çıkacak buradaki esnaf. Buradaki esnaf da bizden muzdarip. Şimdi bir şey söyleyeyim mi sana Cemal Gürsel dedin ya. Biz İnönü Caddesi'nden geldik. Cemal Gürsel'in hemen girişine girmemiz lazım. Evet. Biz buradan İnönü Caddesi'ni bitirdik. Evet. Buradan Sefa Özler'e girdik. Ziya Paşa'dan evet. Sefa Özler'e. Sefa Özler'den Küçük Saat'ten Abidin Paşa'dan Cemal Güsel'e girdik. Aynı noktaya geri geldik. Aynen. Hocam şimdi buradaki vatandaş da korna sesini duyuyorsunuz. Vatandaş rahatsız oluyor. Esnaf rahatsız oluyor. Ha vatandaş, esnaf neyden kazanıyor? İşten çıkan vatandaş, işinden dairesi, devlet dairesinden çıkan vatandaş akşam gelirken buradan alışverişini yapıyor. Toplu taşımaya binip gidiyor. Buranın kazancı bu. Yani Adana'dan buradan toplamda geçen 1500 araç var hocam. Şimdi sen konuşuyorsun ya. Evet. Sen konuşuyorsun ya. Eskiden
hat demek, dolmuş demek, servet demektir. Vallahi billahi. Sen ondan değer düşecek. Alan ya. Yok, alan yok satanın diyor, Allah belasını versin. Kimse de almaz işte onu diyor. Alan yok hocam. Konuşursan. Piyasa bitmiş. Yok çıksın. Şakir Paşa Adana'nın en iyi hatlarından biriydi. Bir vatandaş satmazdı. En iyi hatı kiram ithaneyle beraber. Söyleyeyim. Arkasına git 20 tane satlık sen, var. Araba 27 tane. Sen yol eskitme parası ödüyorum dedin. Evet. Dolmuş çıksa da çıkmasa da değil mi hatta? Aynen yıllık alıyor onu. Yol bozuk akisi kırdın. Keseye. Rotu bozdun. Keseye. Parasını ödeyecek mi? Yok keseye. Ya bizim yol senin arabayı bozmuş. Keseye hocam. Yapma be. Allah inandırsın bakın aziz mübarek bugün her gün Allah'ın günü de. Aylık ben arabaya 800 lira alt takım parası ödüyorum hocam ya. Tabla burcu, akis, rot başı. Araba dayanmıyor ki. Sağ olsun Aytaç Bey'in eseri. İlçe belediyelerin eseri Adana'da bir parke yol çıkarttılar. Mahvediyor. Şimdi parkenin üzerine asfalt döküyorlar. Yani. Ya ne diyeyim Aziz Nesin'in memleketine mi döndük? Levent Kırca'nın skeçlerine mi döndük? Ağlanacak halimize gülüyoruz hocam. Gerek yürek geçecek. Ben seni çok seviyorum. Kamışlı yaylalarından sonra seni burada görmek beni de mutlu etti. Canım, hayırlı günler diyorum, davet iyi eden, yayınlar. Davet eden her yere gitmeye çalışıyoruz. Burada sen hatırlattığın için söylüyorum. Yani Hatay'da, İskenderun'da, Osmaniye'de, Antep'te, Maraş'ta, Adana'nın bütün ilçelerinde, Mersin'de, Tarsus'ta vesaire yerlerde program çekiyor. Evet. Nevşehir'de program çekiyor. Takip ediyorum sizi. Sağ ol canım dedim. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar. Evet seni tanıyalım. Hadi. Ben Tekin Seyhan. Teknisyen. Evet. Tekin sordum. Seyhan. Tanıyalım Tekin. Dedin ya Seyhan. Adın? Adım Tekin. Soyadım Tekin. Seyhan. Ben de onu teknisyen anladım ya. Ben diyorum ki adını soruyorum adam mesleğini söylüyor. Hani şimdi kulağımıza su kaçtı ya. Değil mi? Onlar doğrudur doğru. Ama çok da esprili oluyor ha. İlla ki tabii ki. Evet. Ne yapayım espri abi yaş kaç? Espri olmasa hayat olmaz. Tamam yaş kaç? Yaş 58. Yapma be. Gerçek. 52 gibi gösteriyor. Maşallah tabi doğru hep öyle. Kimse yaşı kabul etmiyor yani diğer insanlar evet. Da öyle. Ne iş yaptın emekli oldun mu? Ben emekliyim evet. Ama çalışıyorsun yine değil mi? Mecbur. Ya evet. Çalışmasan hayat geçmez ki. Hayat. Ya bir uğraş yapacaksın. Ya tamam da geçmez tabi yani emekli ne yapacak? Nereye kapanacak? Evet. Mecbur yani. Ha burada iş partacılık yapıyor. Evet. Memleket Adana mı? Memleket Adana. Seyhan demek Adana demek ya. Kaç yaşından beri çalışıyorsun? Ben mi? Doğduğumdan belli. Yapmadım. Yemin ederim. Çıraktın. İlkokuldan belli başladım yani. Kimin yanında çıraktın? Ben kimsenin yanında çırak olmadım. Hep kendi işimi yaptım. Kendi? Evet. Neyden başladın desem simit mi diyeceksin? Simit yaşa bravo. Simitten başladım. Simit kazan gevreği. İlaki tabi. Kimden alırdın simidi? Balati. Kimdi o zaman meşhur simitçiler? İzciler vardı Yeşil Yuva'da. Hacı Baba. Hacı Baba bravo. Yaşa. Ya işte unutmuyorum. Oradan yani, başladım. Şimdi. Ya. Simitçilerin de lakabı vardı eski vardı simitçiler. Kesinlikle evet. Kaç evet. Tane alırdın kaç yaşında? Vallahi 7 yaşında başladım yani. Kaç tane satardın o gün? 20'den 30'dan alırdım mahalle 20, mahalle bitirirdim. 20-30 tane alırdın bitirir miydin? Bitirirdim evet. Yoksa doğru eve mi götürürdün? Yok doğru eve de gittim ne oldu? Hatta simitle de gittim yani. Oğlum simitleri götür sat falan. Ya yok öyle bir şey yok. Babam öldü ya 7 yaşındayken mecbur yani annem de çalışıyordu ben de... Geçim yani. Yani evin yükü sana mı bindi? Yok yükü bana değil ya. Doğru katkı söylüyorum. Katkı olsun diye. Katkı ya yaşa. Yani eskiden bir tane zeytin ısırdın kahvaltıda. Kaç değil defa ısırdın bu zeytini? Valla 4 defa ısırdığımı biliyorum. Siyah zeytini? Evet evet 4 defa. Yapma be. Yemin ederim. Şimdi çocuklar abi iki yana en çok salça ekmek yerdik bilmiyorum. Salça ekmek? Abi o. Yağ ekmek? Ya tabi o anamızın tenceresinden çalardık. Ekmeğe batırır doğru mahalleye ye ye. Çocuktuk ya. Öyle. Çocukluğum o zaman şimdi Hacı Baba falan deyince herhalde bu Yeşil Yuva tarafında geçti. Yeşil Yuva tabi. Yeşil Yuva. Evet evet Hacı Baba meşhurdu o zaman. Evet. Yani. Var böyle bir hatıran? Vallahi hatıran. Mesela askerler de Yeşil Yuva'dan mı gitti? Yok o zaman Sarışam'dan gittim. Anam ikinci evliliği yaptı orada ev tuttu. Bizi de çocuktuk yanına aldı öyle bir yere gitti. Şimdi bunu konuşalım. Şimdi herkesten konuşamadı. Sen olgun bir adamsın. Başlarız. Tekin. Evet. Şimdi. Annen ikinci evliliği yaptı. Hani derler ya eskiyorsun. Ben babamın düğünde oynadım, anamın düğünde oynadım derler ya. Derler de bizde öyle yok ya. Yani. Misal kaç yaşındayım anam evlendiğinde? İlkokul 2'ye gidiyordum yani 8 yaş. Yani 8 yaşında. 8 yaş ya.
Yani garipsemedin değil mi? O zaman sana bir baba şefkatine ihtiyacın vardı senin. Yok yok, öyle alakası yok. Yani babamıza alışmıştık. Yani bir anla bir sene içerisinde oldu. Evet. Ben anamın yanına aldı ama yabancı adam gibi. Yani yabancı adam alışamadın gibi. Alışamadın mı? Yok, hayır. Kaç kardeştin? Biz beş kardeş, bir erkek benim. Hepiniz gittiniz. Ya onlar evlendi tabi. Hep... Yok yok, annen yani evlendirken 5 tane çocuk mu vardı? Vardı ama evliydi onlar. Bir de ufak kardeşim vardı o işte. Ufaktan sen vardın. O da akıl ermiyordu, 2 yaşındaydı. Alışamadın da. Yok, alışamadım ya. Yapma be. Vallahi. Evden kaçtın mı? Evden, ooo. Nereye kaçtın abi? Nereye mi kaçtım? Sulara, eski garajlara. Ben evden kaçtım, İstanbul derlerdi eskiden. Yok, İstanbul'a kaçar geri gelirdik ağlayarak. Ben mi giderdim? He valla. Orada Adanalıların yeri mi vardı? Adanalıların yeri yok ya, herkes ayrı yani, Türkiye'de her insan var orada. Şimdi ben hani dinliyorum büyüklerden ya, işte evet. Kaçtık, sen kaçmışsın, ben kaçmışım İstanbul. Hani şu an kimseye tavsiye etmiyoruz. Bir heves, hani İstanbul'a güzel çalışmaya gidiyoruz, orada evet. Bilmem İstanbul, Avrupa falan, ama öyle bir şey yok, çocukluk yani, orada gurbet ya. Girerdik yani, geri burayı isterdik, ağlayarak geri kaçardık. Burası? Adana. He. Yani illa da vatanı. İlla Adana, vatanı. Var mı böyle bir hatıran falan? Ne gibi? İşte İstanbul'u hatıran, Adana hatıran, ya İstanbul'a... askerlik hatıran, evlilik hatıran. Vallahi onlar hep geçmişte kaldı ya. Çok eskidi yani. Yani 40 yıla dayanıyor, geçmişe dayanırsın. Hatıra matıra kalmadı, yok. Eskiye dönsen. Eskiye... Pişman olduğun bir hatıran var mı böyle? Ya işte keşke şunu yapmasaydım da. Bu benim hatamdı falan. Vallahi ne bileyim, Allah'ın zoruna gitme. Yani evlilik hatam oldu o. Yapma. Yemin ederim. Ha tabi Allah bana 2 kız verdi, çok şükür. Bir de onlar aklıma geldiğince oh be iyi ki olmuş diyorum, ama sonradan diyorum olmasa da. İşte yengemle berabersin değil yok, mi? Yok yok. Biz bayağı... Severe kalmadın mı abi? Ya yok, görücüsüyle evlendim. Bilmiyorum yani 30-90 yılında ayrıldık yani. Hesap. Tekrardan evlilik? Tekrar evlilik yok abi, yok. Tekrar evlilik yok. Korktun değil mi? Kesinlikle. Evet evet. Peki. Yemin ederim yani, insan nasıl korkuyor biliyor musun? Yani acaba gene mi ya olacak yaşantısı? He. Halbuki öyle bir şey yok da. Şey bizim... vardı, hani hanımlarım bazen böyle çok konuşur, hani kaba tabirle dırdır falan diyorlar, öyle mi? Ya tabii ya. Ama hepsi, o gün bir tanesi anlasın. Diyor ki ne? Yahu diyor, hanımın dırdırı mı olur diyor. Hanımın dırdırı diyor, erkeğe diyor mutluluk verir. Tamam öyle diyorsun da, bir de içine girsin onu yaşasın. Öyle diyecek mi yani onu yani söyleyen kişi onun içine girsin yaşasın bari. Vallahi ben onda gerçeklik payı gördüm. Gerçeklik. Yani hanımların böyle bazen. Ya olur olur, böyle tatlı tatlı olur yani. İlgiden alakadan da olabilir. Tabii iyi şey, tatlı şakalar, tatlı münakaşalar, tatlı kavgalar olur, ama bir de ciddi yüz göz olmuşsun evin içinde. Bunun artı şeyi kalır mı abi? Dırdırı mırdırı olmaz yani. O hiç ciddiye biniyor o zaman. He. Şimdi emeklisin. Emekliyim. Ek iş yapıyorsun. Ek iş yapıyorum. He. Bayram açlığını ne zaman alıyorsun? Bayram açlığı haftaya. Önümüzdeki haftaya verecekler. Ya. Allah'ın izniyle verecekler. Sen oldu ama değil mi? Ya iyi geçen oldu. Geçen Ramazan'da aldın. İyi oldu da daha önce niye yapmadılar? Niye böyle bu sene geldi yani? Benim emeklilerim 10 sene oldu yani, 10 sene de denk geldi bu sene. İyi abi. Keşke her gün bayram olsun. İyi, herhalde yani kim istemez onu ya. Evet, ben Aydın. Aydın. Aydın Meviş. Aydın Memiş. Evet. Adana'da çalışan, lokantada çalışan bir emektar. Lokantadaki sulu yemek değil mi? Evet, sulu yemek. Ya Adana'da lokanta kalmadı Aydın ya. Lokanta bitik ya abi. Şimdi hep unlu mamuller açıldı. Unlu mamuller açıldı. Normal. Peki simit çay. Simit yani, çay o falan eski yemekler? O eski yemeklerin tadı da kalmadı. Sen lokantada ne yapıyorsun Aydın? Lokantada garsonluk yapıyorum. Garsonluk yapıyorsun. Evet. Bu yemekleri saydıranlar vardı eskiden böyle. Yani adam yiyecek kuru fasulye pilav, evet. Ama diyor ki bir saysana diyor şu yemekleri. Şimdi de saydırıyor, aynen öyle. Ciddi mi? Evet. Bir saysana yemekleri abi. Yemekleri şu an kalmamış sadece. Ya olanlar... yemek kalmadı, sen say bakayım nasıl sayıyorsun, onu bir görek, izleyicilerim seni bir görsün. Kuru fasulye, yeşil fasulye, tavuk kızartma, tavuk haşlama, tavuk sütte, tavuk bezelye, bulgur pilavı, finiş pilavı, yoğurt çacak. Bu kadar? Evet. Allah ne güzel. Bir de evet. Bunu böyle daha böyle şiirsel sayanlar vardı. Eskiden hani otobüsler dururdu. Evet. Çap 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 böyle hani hiç anlaman. Garson sayar sen hiç anlaman. Sen evet. Yine bana bir kuru fasulye pilav getir. Değil mi? Evet, aynen öyle. Tamam, o da güzel. Tamam. Bitti mi abi? Az önce gördüm senin elinde tepsiler vardı. Evet abi.
Yani yine yemek kültürümüz var. Var abi, biraz az da olsa var. Adana'nın zaten mutfağı zengin. Zengin, Adana mutfağı çok zengin abi. Sen götürdün yeme, ya mesela Adanalı bir adam yedi. Adana mutfağı bambaşka. Aydın ya. Dedi. Aynen öyle. Al şu bahşişi cebine sok dedi. İşte bahşiş o yok işte. Bahşiş yok mu? Tamam. Evet, onu alalım mı arkadaşlar? Ne var? Doğum günümüz mü var? Tamam. Aydın, teşekkür ettim Aydın. Senden uzun konuşacağız ama burada bir doğum günü yapan bak gençler var. Pastayı da almışlar. Ne kadar büyük bir pasta. Kameraya bakabiliriz. Evet. Seni tanıyalım. Tanıtayım mı? Adım Serkan abi. Serkan Sunar. Evet. Sürpriz mi yapacağız? Valla bitti bile doğum günü, bitti. Bizeyken arkadaşlara söylüyorum. Hiç şansları yok. Kimin doğum günüydü? Benim doğum günümde. Girdiniz mi? Bitirdik, evet. Valla 3 kişi, 20 kişi geleceğim dedi, evet. Hiçbiri gelmedi. Sen arkadaş bir kişi daha. Evet, bir de Dilan diye bir arkadaşımız. Ama 20 kişi geleceğim dedi, hiçbiri gelmedi. Yemedi mi pastayı? Yok, yiyebilirsiniz. Çatal bulum sizin olsun. Aynen. Olsun yani. Buyurun. Cidden yiyebilirsiniz. Benim kameramanlar, iki tane kameraman, Can Kadüker'le Ahmet arkadaşım. Evet. Onlar zaten ellerinde birer sandviç yiyorlar. Evet, evet. Yiyecekler. Yani. Tabii. Evet. Ne düşünüyordun? Seni tanıyalım önce. Benim adım İrem, soyadım İzgi. İrem. Ona. Senin için ne anlam ifade eder? Yani gerçekten önemli bir gün bence. Çünkü dünyaya gelmişiz. Yani bu dünyayı tanımaya çalışıyoruz. Gün geçtikçe yaşımız büyüyor. Öyle. Bugün bir yaş daha. Evet, yaşlandım. Kaç oldu? 16. Ama yaşlandım ya. 16. Şimdi 20'ye kadar normal. 20'den sonra olmasın. Ha. Olsun yani. Ne yapalım? Sen Serkan? Ben 15 yaşındayım. Ayca büyük benden, evet, ay olarak. Ablası oluyorum biraz. Ay ablası. Olmuyor. Evet. Evet. Abla diyeceksin diye tutturdu da işte. Biliyor musun? Demiyorum. Demiyor. Maalesef. Okul. Evet. Ben turizm okuyorum. Ben de motor meslek lisesindeyim. Evet, eski ismiyle. Turizm. İdealin ne? Ön bürocu olmak istiyorum. Resepsiyonist. Evet. Yabancı dilim iyi ya bayağı. Ben askerde resepsiyoncuydum orada evinde. Ha, ne güzel. Sinan Özel'in asker arkadaşımdı. Evet. O zaman gençler, ben size ne diyeyim? Nice mutlu yıllara diyeyim. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağlık, huzurlu, nice mutlu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Pastayı götür. Pastayı aynı yerden kaç defadır dolanıyoruz. Aynen, 8. oldu bu geçim. Geziyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet, bir seyir kürsü programı daha burada sonuna geldik. Başka bir programda buluşmak dilek ve temennisiyle hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yarın yine görüşmek üzere.